Sevgili dostlar, bugün bir hamur yoğuracağım. Allah izin verirse şöyle harika bir hamur olacak. Bunu elimde yoğuracağım çünkü çok değil. Birazcık un daha getirirsem tamam. Şimdi şöyle unumuzun ortasını açacağım. Ben makineyle değil de bu sefer elimle yoğurmaya düşünüyorum. Şöyle bir bardak yoğurdum var. İçine koymak için. Sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Şöyle birazcık zeytinyağım var. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar. Bir paket mayam var. Şöyle bir su bardağı da ılık suyum var. Havuzum kaçmasın. Şöyle yapayım da sevgili dostlar. Kendime bir havuz yaptım tabii burada. Şimdi bu kadarını koydum. Sonra kalanını inşallah zamanla ne yapacağım? Şöyle yapayım. Havuz gidiyor. Niye öyle vuruyorsun? Özdeşleşsin diye. Sanki kafama vurur gibi vuruyorsun ha. Denk dur. Denk durana değnek değmez sevgili dostlar. Bu kız beni sinirlendiriyor. Ben niye diyeyim? İyi vallahi. O kafama vurur gibi, taşa vurur gibi vur bana. Harika hamur yoğurdum. Bazen öfke işe yarıyor. Vallahi anne. Harika hamur. İçimden bile kavga etmek gelmiyor. Ne kadar iğrenç. Bir koç burcu olarak çok sakin bir dönemdeyim. Harika bir hamurumuz oldu. Şimdi ne yapacağız? Bezelye bırakacağız değil mi? Kenara. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. Tamam. Bakın sevgili dostlar hamurumuz yoğruldu. Şimdi şöyle azıcık kabımıza yağ damlattım. Ve şöyle güzelce her yerini yağlayıp ters çeviriyorum ki şöyle hamurumuz güzelce mayalansın. Sevgili dostlar bugün falafel yapacağız. Falafeli. Falafeli. Falafeli yapacağız. Falafeli. Ha, falafelini hamuru. Tamam. Bu böyle mayalanana kadar biz şimdi diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Elimi yıkayayım geliyorum. Sevgili dostlar şimdi falafel malzemesini. Falafel. Biletciğim diyemiyorsam o kadar. Ne yapayım? O zaman Türk Dil Kurumu'ndan öğren. Kusura bakma. Türk Dil Kurumu'nu ben gayet güzel kullanıyorum. Gayet. Ama malzeme listem. Beğenmeyen beni almasın oğlunu. Ne yapayım şimdi yani? Allah Allah. Şimdi bu yemeğin tarihçesini ben anlatayım o zaman. Olur mu anneciğim? Anlat. Bu Orta Doğu bir yemeği. Ara sıcak. Orta Doğu, Arap dünyasının hakim olduğu bir yemek. Türkler, Türk dünyası bilmiyor. Arap yemeği, Orta Doğu yemeği. Fas'ta çıkmış bir yemek. Faslılar üretmiş. Hı hı. Arkasından da Filistin'e, Mısır'a ve tüm Orta Doğu'ya yayılmış. Ara sıcak, çok güzel, lezzetli, farklı bir yemek. Bu üretilmiş bir yemek. İsteyen baklanın, iç bakla var ya, taze bakla ya da kuru bakla. İsteyen nohutla yapabileceği çok güzel bir yemek. Orta Doğulular bunu ara sıcak olarak almıyor. Bunu aynı döner, dürüm kebap gibi böyle dürüm içinde yiyorlar. Tüketiyorlar ve farklı farklı yapıyorlar. Arapların hepsi aynı şeyde yapmıyor. Hani mutfak kültürleri çok farklı. Mesela Suriye Arapları ile Filistin Arapları ya da Fars Arapları bu yemekleri farklı şekillerde servis ediyorlar ya da farklı şekilde yiyorlar. Sosları değişiyor. Yani sos farkları çok değişik. Ve sunumları çok değişik. Bilgileriniz için teşekkür ederiz Dilek Hanım. Çok fazla bilgilendirdim. Evet. Şimdi benim 2 tane yeşil biberim, 1 demet maydanozum var. Onları şöyle biraz doğrayıp küçülteceğim.
Ondan sonra bir tane kırmızı biberim var. Sevgili dostlar. Sarımsak ve soğan. 5 diş sarımsağım var. Pul biberim var. Kimyonum var. 2 bardak da haşlanmamış, ıslatılmış nohutum var. Şimdi akşamdan ıslattın değil mi? 24 saat bekledim. Evet, neredeyse 24 saat olmadıysa da yaklaştı. Şöyle doğruyorum sevgili dostlar. Şimdi soğanlarımızı da doğrayacağım. Şöyle çok değil sevgili dostlar. Nasıl olsa şeyden geçireceğiz. Robotumuzdan geçireceğimiz için şöyle biraz doğrayım dedim. Böyle iri iri de yapmak istemiyorum. Yani en azından nohut büyüklüğünde olsun ki eşit ezilsinler. İnşallah harika olacak. Şu sarımsaklarımızı da böleceğim. İkiye üçe böleceğim sevgili dostlar. Öyle çok ince değil. Şöyle süzgecimde iyice kuruttum. Ve ortalama sevgili dostlar. Bakın. Herkes kendi ailesine göre yapsın. 1, 2, 3 su bardağı şey koydum. Nohut. Soğanlarımı, şeylerimi de üzerine şöyle ekleyeceğim. Baharatını yine de kendine göre atsın lütfen. Ama ben şöyle bir tatlı kaşığı tuz atacağım. Bir tatlı kaşığı kimyon atacağım. Yani nohudum olmazsa olmazı bu sevgili dostlar. Biraz da pul biber ekleyeceğim. İsteyen eklesin, isteyen eklemesin ama pul biber yakışır. Bir tane de hamur kabartma tozumuz var sevgili dostlar. Sizin evinizde ne varsa. Şimdi biraz bunu çekelim, ondan sonra görüşürüz. Bu edilallah. Ne oldu? Ya sevgili dostlar beni çıldırtıyor. Şunun içine gelmiş kafama, kafasını çakmış bunun içine bakıyor. Ya ne bakıyor? Bir kafa attım. Bir şey yok yani ortada. Tabii canım. Daha olmamış sevgili dostlar. Biraz daha şöyle destekleyerek bakalım. Daha yok, olmamış. Biraz daha yoğrulacak. Ve bir tane de bir kaşık da un atacağım sevgili dostlar. Tek bir kaşık. Sen sinirlenmeyecek mi? Allah versin. Manyak mı? Ne diyorum? Anne ama niye öyle diyorsun ya? Niye, niye kafan kafama vuruyor? Ya sadece bir kafa attım sana. Bir şey yok ortada. Olsun ya Rabbim ya. Basıyorum şeye, kameraya. Bas. Bastım. Bakın sevgili dostlar, dolu dolu bir yemek kaşığı da un koyuyorum. Ve gene geri karıştırmaya, biraz daha çekmeye devam. Çektikten sonra üzerine şöyle biraz susam döküp karıştıracağız. Birazcık da çörek otu dökelim. Çörek otu her derde devadır bilirsiniz dostlar. Bakın sevgili dostlar. Birazcık da çörek otu. İşte tamam. Şimdi böyle karıştıracağız. Ve güzel güzel kendimize toplar yapacağız. Çok güzel oldu. Harika oldu.
Şöyle çok büyük de değil, çok küçük de değil, şu şekilde toplar yapacağız. Bakın. Şöyle koyacağız. Bu şekilde yapıp yapıp sıralayacağız Allah izin verirse. Bu bakın sevgili dostlar, bunu buzdolabına koyacağım. Şöyle bir yarım saat bekleyecek. Biz ekmeğini yapana kadar. Temizleyen biri var diye hor hor da kullanılmaz ki ya. Bana da yazdık. Bulaşıkçı mıyım, kameraman mıyım anlamadım. Şimdi sevgili dostlar, sosunu hazırlayacağız. Onun için şöyle 4 diş haklı olunca hiç de konuşmuyorsun. Neye haklısın, neye haksızsın onu ancak Allah bilir. Dilekciğim. Bakın bıçağımızın arkasıyla güzelce ezdikten sonra incecik kıyacağım. Aşağıya düşerdi ya kızım. Kırılsın mı? Hayır. Rendelemiş gibi gayet incecik doğrandı. Ne yapıyoruz? Tabağımızın içine bunu alıyoruz. Bir bardakta yoğurdumuzu koyuyorum. Yoğurt kendi yoğurdumuz. Ondan sonra şöyle birazcık da tuzumuzu koyuyorum. Sonra birazcık da tahinimizi koyuyorum. Ya 4-5 kaşık da şey koydum. Tahin koydum. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağız. Tahinine ona göre bakacağız. Şimdi bir de şöyle limonumuzu da kestik. Şöyle birazcık da çok az da bir limon sıkıyoruz. Ve şimdi karıştırmaya başlıyoruz sevgili dostlar. İyicene karıştıracağız bunu. Sevgili dostlar bakın hamurumuz çok güzel kabarmış. Evet. Çok güzel kabarmış hamurumuz. Gerçekten mükemmel olmuş. Oh harika duruyor. Şimdi şöyle ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Ve bu kadar yeterli. Benim bezelerim mi olmuş da devrilmiş gidiyorlar? Hayırdır, nereye gidiyorsunuz kardeşler? Zevkinden vaz mı geçti? Oradan sinüsü sinüsü bakıyor kedicik gibi. Ne yapacağım şimdi? Hamurun canı mı çeker? Al ye o zaman, al bir tane hamur ye. Ha, bir tanesi vaz çok değil. Büyük olur. Midene yapışır canımın içi. Gel öyle bir bak. Valla ben senden daha iyi açardım ha. Gene ben güne güçlük açmayı bir türlü beceremiyorum. Allah affetsin de. Hep küçükleri ben açıp büyük meğer sende olduğu için. Neyse ki ben hiçbirini sevmiyorum. Yine de açtım da iftira atma bana. Bakın sevgili dostlar, kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. İşte bu şekilde. İçini çok pişirmiyoruz. Birazcık kızartıyoruz ama üstünü ne yapıyoruz? İyicene güzelcene kızartıyoruz. Şu şekilde.
Yani böyle kenarlarına çökerekten pişirirseniz ekmeğiniz daha güzel kabarır. Buna pita diyorlar. Biz bazlama diyoruz. Hintliler roti diyor. Evet, genelde lavaş ya da bazlama. Ya biz Türkiye'deyiz. İngilizler Brit diyor. Yani bizde bile farklı farklı deniyor. Evet. Kimi lavaş diyor, kimi bazlama diyor, kimi gözleme diyor. Herkes bir şey diyor sonuçta. Ama önce ekmek. Evet, ekmek. Maalesef sonucu ekmek yani. Bana da tam kavurmamış. Birazcık daha kızarsın. Çeviriyoruz bakın sevgili dostlar. Güzel kızardı. Şimdi biraz da iç yüzünü pişireceğiz. Çok gevretmeyeceğiz. Çünkü bunda ne yapacağız? Dürüm yapacağız sevgili dostlar. Onun için mümkün olduğu kadar hani çok gevretmemeye dikkat edelim. Tabii ki şöyle güzel kabarsın. Zengin olursunuz derdi. Kimin ekmeği kabarırsa işte zengin oldu diye hepimiz sevinirdik. Bakın bu şekilde koyuyorum ve üzerine örtüyorum ki hani son ekmeğimiz sevgili dostlar. Yalnız şunu söyleyebilirim. Eğer yapmayı beceremiyorsanız böyle güzel tatlardan vazgeçmeyin. Ne yapın? Hazır alın. Hazırları da satılıyor. Şimdi bizim bakmayın elimizden geliyor. Deneme yanılma yöntemiyle yapabilirler anne. Balık tutsunlar. Yok, hazır da alabilirler. Ben dostlarımın zora koşulmasını istemem. Şimdi ekmeğini hazırladık, sosunu hazırladık. Şimdi salatasını hazırlayacağız. Böylece ekmeğimiz bitti. Ama harika ekmeklerimiz oldu. Harika lavaşlarımız oldu sevgili dostlar. Şimdi üzerini örtelim. Şöyle. Şöyle birazcık domates salçasından harika bir sos hazırlamamız lazım. Birazcık da bolca bir zeytinyağı koyalım. Getir. Zeytinyağı bol buldun ha. Pahalı. Bir de pahalıyı bırak. Bırak. Yağ yok. Benimle uğraşın. Harika yapıyorum bu arada. Salçamızı yağda ne kadar güzel kavurursak o kadar lezzetli olacaktır sosumuz. Sos olunca? Evet, sosumuz olduğunda görüşeceğiz. Bakın iyice de bir kavuralım. Çok değil, şöyle azıcık bir su ilave edeceğim sevgili dostlar. Bakalım dostlar. Evet. Yağımız güzel kızarmalı ki hanefallerimiz bir yere yapışmadan her tarafı birden kızarıvermeli.
böyle kızartacağız. Kızarttıktan sonra da inşallah servisine geçeceğiz. Sayıyorsun yine. Sevgili dostlar, saymak benim psikolojik hastalığım. Ben soğanı da sayarım, patatesi de sayarım, kabağı da sayarım, patlıcanı da sayarım. Bu aşçılık mesleğinin bir takıntısı. Oturduğumda halının çiçeklerini de sayarım, attığım adımı da sayarım, kaldırım taşlarını da sayarım. Çünkü yıllarca kaç kişi var, 100 kişi var. Kaçar tane yerler diye diye hesap ede ede işte bu bende meslek hastalığı olarak kaldı. Sen ne arayedin hakikaten onu? Ben tadına bakmadım. Dışı afiyet olsun. Çıtır çıtır, içi de çok güzel. Evet, dışı çıtır, içi de yumuşacık oluyor. Evet, gerçekten güzel. Bunları direkt susama batırdık. Sırf görsel olsun diye. Evet. Böylece bitmiştir. Sevgili dostlar, aynı zamanda da içine hiç şey çekmemiş. Yağ çekmiyor. Evet, yağ çekmemiş içine. Şimdi en önemli, en güzel yerine gel. Şimdi öncelikle şöyle koyacağız. Önce sosumuza batıracağız. Şöyle. Sonra da şöyle bir kaşık yardımıyla üzerine şöyle süreceğiz. Bakın gayet güzel mis gibi olacak. Biraz da şunu alıp sürelim. Herkes bunu isteyene göre sevgili dostlar. İsteyen az sürsün, isteyen çok sürsün. O herkesin kendi bileceğine göre. Süreceğiz şöyle bakın. Oh! Bir tane daha alacağım Dilekçim, getir. Şöyle. Bol yiyelim yani biz. Şöyle bak. Şimdi de bunun üzerine falafellerimizi şöyle top olarak güzelce sıralayalım dostlar. Gerçekten mükemmel oluyor. Ondan sonra dostlar bakın şöyle birazcık ne yapıyoruz? Falafellerimizi eziyoruz. Bunun özelliği bu. Şöyle çok değil, patlatıyoruz. Bak çıtırtısı nasıl geliyor. Sonra da üzerine önce şöyle biraz marul. Arkadaşlar, dostlar, üstünde yani içinde hangi salataları görmek istiyorsanız onları da kullanabilirsiniz. İlla bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Bakın güzel soğanlarımızı da koyuyoruz. Olmazsa olmaz. Soğansız hiç falafel olur mu? Sonra domateslerimizi koyuyoruz. Şöyle. Sonra yeşil biberlerimizi koyuyoruz. Sonra bakın karalahanalarımızı koyuyoruz. Bunun özelliği bol salatası. Emin olun salatası harika oluyor. Sonra üzerine salatalıklarımızı, isteyen turşu da koyabilir. Turşu da çok güzel yakışıyor buna. Bizim turşumuz yoktu. Biz de olandan idare ettik dostlar. Sonra da şöyle birazcık maydanoz serpiştirdik mi?
Oh, harika oldu. Şimdi de üzerine tekrardan sosumuzu gezdiriyoruz. Evet dostlar. İşte bu iş böyle, bu kadar. Bol soslu böyle. Şöyle üzerine de birazcık limon gezdiriyoruz. Ondan sonra da yapacak olanlara kolay gelsin diyoruz. Yiyecek olanlara ve bizlere afiyet olsun diyoruz. İşte falafelimiz hazır. İşte bu şekilde de ne yapıyoruz? İkinci ekmeğe duracaksın anneciğim ona. Bekle. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Şöyle, oh. Buyurun. Harika bir yemeğimiz oldu. Hadi ısır kız. Ben de yiyeceğim şimdi. Sevgili dostlar, sosu harika olmuş. Ya ben yaptım diye demiyorum. Orijinal. Evet. Fas ve Filistin usulü falafel yaptın anne. Öf. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikrinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bu yemeği yapmayı unutmasınlar lütfen. Evet, harika bir tat. Göster. Al yanına da şöyle acı biber. Ben yemeğe gidiyorum artık. Ben de yiyeceğim.